sarı. Balık mı puf, balık mı puf, çok büyük ve sevilisi ve lezzetli. Yine rüyanda büyük bir balıklı puf yığını mı görüyordun? Daha iyisi, rüyamda gördüğüm bir dev balıklı krakerdi. Çok büyüktü True, gerçekten devasaydı. Süper boyda bir balıklı puf kraker. Sanki kedi ve puf sırığını rüyanda görmüş gibisin. Puf sırığı mı? Elbette biraz. Jack ve fasulye sırığı hikayesi gibi mi? Kesinlikle o hikaye gibi. Ama farklı. Hikaye fırıldağı, hikaye fırıldağı, zip zep sabo. Hikaye baloncuğundaki sihirli hikayeyi anlatma zamanı. Bir zamanlar yaşayan tatlı bir kedinin adı... Bartleton, Bartleson, Bartleberry. Biz ona Bart diyelim. Bart balıklı puf yemeği severmiş. Balıklı kraker yemeği seviyorum. Merhaba küçük civcivler. Siz de balıklı kraker yemek ister misiniz? İyi yürekli Bart balıklı krakerlerini civcivlerle paylaşırmış. Buna mecbur muyum? Tamam. Alın bakalım. Çok şirinsiniz. Paylaşmayı unutmayın. Şuna bakın. Gerisi benim için. Ne yapıyorsun? Hayır, durun. Paylaşmayı unuttunuz mu? Bana bir kraker mi bıraktınız yani? Sanırım bu paylaşmak teknik olarak. Çok güzel. Umarım göründüğü kadar lezzetlidir. Bu kraker az daha dişimi kırıyordu. Ama kedinin bilmediği şey onun sıradan bir kraker olmadığıydı. O sihirli bir krakerdi. Balık gibi kokuyor. Puf gibi görünüyor ve gökyüzüne kadar uzanıyor. Bu dev bir balıklı puf sırığı. Yukarıda bir sürü balıklı kraker olduğundan eminim. Nereye yüksekmiş? Çok yüksek. Yukarı kadar çıkabilir miyim bilmiyorum. Hayır, olmaz. Bart puf sırığının tepesine çıkan ilk kişi olmak için tırmanmış ve tırmanmış. Demek zirveye çıkamadınız ha? Güzel, payınızı aldınız. Şimdi benim gidip payıma... Dev balıklı kraker. Tamam, bu da neydi? Dev bir kale mi? Daha önce fark etmemiş olman tuhaf. Acele etsem iyi olur. Merhaba Paydev, balıklı krakerim bulutunuzu delen bir sıraya dönüştüğü için çok üzgünüm. Sadece şu küçücük krakeri alıp gideceğim. Lütfen beni yeme. Bunun olacağını bilmeliydim. Herkes balıklı krakeri sever. Hoşça kal devasa balıklı kraker. Seni özleyeceğim. Hadi civcivler, eve dönme zamanı. Ve Bart dev balıklı kraker olmadan aşağı inmeye başlamış. Korkunç bir hikaye. Yeni bir tane istiyorum. Henüz bitmedi. Sadece bekle. En iyi kısmı bu. Hayır Bay Dev. Ben lezzetli değilim. Belki olabilirim ama muhtemelen değilim. Ben dişiniz acıyabilir. Paylaş. Daha fazla mı dev balıklı kraker topladın?
Ve paylaşmak mı istiyorsun? Benimle mi? Ve de dev balıklı krakerleri paylaşmışlar. Bart'ın tattığı en kocaman, en gevrek, en balıklı balık krakerlermiş. Fi fay fo fam. Nam 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 nam. Her şey neredeyse mükemmel. Şimdi tek gereken bir tane inanılmaz, muhteşem, akıl almaz bir atıştırmalık. Herkes sonsuza kadar mutlu mutlu yemiş. Ve son. Bu duyduğum en iyi hikaye. İyi bir dev ve paylaşmakla ilgili diye mi yani? Hayır, dev balıklı kraker yetiştirmeyi anlattığı için. Hadi kraker, hadi güzel ve büyük ol başlıyoruz. Pardon.